Muhalefetin daha önceki birebir görüşmelerinden ya da ikili üçlü yemek masası görüşmelerinden elimizde neler kaldı? Vatandaşların genelde sorusu, örneğin gölge kabine ne zaman açıklanır? Şu isim ne zaman, yani sırf Cumhurbaşkanı adayı değil ama eninde sonunda vitrinde bir şeyler görmek zamanı geldiğine işaret eden siyaset bilimci analizleri ve vatandaş yorumlarını daha sık okumaya başladık. Bu turlar bize ne anlatıyor Yıldız Yazıcıoğlu? Vatandaşın beklentisinin eşiğinde miyiz, yoksa o hassas terazi, Yusuf Ziya Cömert de vurguladı. O nedenle bambaşka kutuplardan, bambaşka mahallelerden birçok partinin bir araya gelmesindeki o hassasiyeti de gözeterek, yoksa biraz daha ağır bir şekilde bugüne kadar geldiği biçiminde devam mı edecek? Öncelikle Can Coşkun, muhalefetin vatandaşların beklentisine bakışında iki temel nokta var. Birincisi, vatandaşın ana gündeminin ekonomi olduğunun altını çizmek ve bunu unutturmamak. İkincisi de vatandaşın isimler değil, muhalefeti birlikte görmeye ihtiyaç duyduğu ve asıl talebinin bu olduğu noktası. Yani isimler meselesi, örneğin ortak aday ve gölge kabine, dolayısıyla da gelecekte olası bir iktidarda kabinenin hangi isimlerden kurulacağına dair yine isimler çerçevesinde yapılacak bir açıklamayı muhalefet resmi seçim saatine girilene kadar erteleyecektir. Muhalefetin genel tutumunu biz bu şekilde yorumluyoruz Ankara'da. Neden? Çünkü isimler üzerinden bir tartışmaya yol açacağı ve isimler üzerinden bir tartışmanın temeldeki ana noktayı, yani iktidarı değiştirmek hedefine zarar vereceğini düşünüyor muhalefet. En başta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve İyi Parti Başkanı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere muhalefet liderleri arasında aslında isim meselesi noktasında bir uzlaşma var diyebiliriz şimdiden. Hepsi de isimlerin en son konuşulması gereken, en son zikredilmesi gereken olan bir başlık olduğunu düşünüyorlar. Tekrarlıyorum, çünkü vatandaşın gündemini muhalefet öncelikle ekonomi ana gündem olarak yorumluyorlar ve ikinci beklentiyi de muhalefetin bir arada durması olarak yorumluyorlar. Yani muhalefetin bir isim açıklamasından çok vatandaşın beklentisini muhalefetin birlikte bir görünüm verdiği ve iktidarı değiştirme hedefine doğru ilerlemesi olarak yorumluyorlar. İsimler meselesini ise daha çok biz gazeteciler başta olmak üzere gazetecilerin, siyaset bilimcilerin ve belki de okur yazar daha azınlıktaki bir kitlenin beklentisi olarak yorumluyor muhalefet. Bu nedenle de isimleri zikretmenin, yani bu beklenti karşılanabilir ama bunun iktidara da yarayabileceğini işaret ediyorlar. Çünkü iktidarın isimler üzerinden bir yıpratma politikası izleyeceği, iletişim stratejisi takip edeceği, dolayısıyla isimleri tartışmanın sadece muhalefete vakit ve enerji kaybı yol açabileceği düşüncesi var Ankara kulislerinde. Bu noktadan hareketle de ortak adayın ve olası kabine isimlerinin belirlenmesi açısından tarihi, seçim tarihinin ilan edilmesiyle eşdeğer görüyorlar. Ne zamanki seçim tarihi resmileşir, ne zamanki önümüze seçim takvimi gelir, o takvim çerçevesinde biz de isimleri açıklayacağız tutumu varsa ya da politikası var diyebiliriz Ankara'da. Peki bu görüşme trafiği ne anlama geliyor diye sordunuz. Bu görüşme trafiği muhalefetin, işte o vatandaşın ikinci beklentisi dediğimiz, ekonomiden sonraki beklentisi dediğimiz muhalefetin bir arada olduğunun görüntüsünü vermek tüm bu görüşme trafiği. Ev ziyaretleri, telefon ziyaretleri, genel merkez ziyaretleri, hatta genel merkezlerin Söğüt Özü ve Mustafa Kemal mahallelerinde birbirlerine komşu olması itibariyle komşu ziyaretleri diyebileceğimiz tüm bu ziyaretler vatandaşın o muhalefet bir arada ve iktidarı birlikte değiştirecekler beklentisine bir görüntülü yanıt verme çabası bunların tümü. Temel nokta bu görüşmelerde. Şimdi tabii ki asıl beklenti altı liderin parlamenter sistem konusunda en azından birlikte açıklama yapması. Çünkü iktidarı değiştirmenin temel hedefi muhalefet cephesinde rejimi de değiştirmek, sistem değişikliğini gündeme getirmek. Bu noktada da bu ziyaretler sona erdikten sonra artık Ocak ayının sonuna geliyoruz. Beklentimiz o yöndeki Şubat ayında altı lideri parlamenter sistem odaklı bir açıklamada birlikte görmekten yana,
Bu beklentiyi kabul ediyor muhalefet liderleri ve muhalefet temsilcileri. Bu beklentiye yanıt vermek gerektiğini de söylüyorlar. Öte yandan şunu unutmamak lazım. İşaret etti meslektaşımız Yusuf Bey, Gelecek Partisi liderinin çizdiği çerçeveyi ve muhalefet arasında sorun da çıkabileceğini işaret etti. İşte bu noktada asıl mesele şu, %7 meselesi mesela. Eğer seçim barajı, ülke barajı %10'un altına indiğinde %7 olursa şu an Cumhur İttifakı'nın hedeflediği şekilde. Bu %7 meselesi kritik. Neden kritik? Şimdi unutmayın, ittifak meselesindeki tek seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Beraberinde bir genel seçimleri de konuşuyoruz. Şimdi genel seçimler dediğinizde de milletvekili listeleri meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi isimler, işte milletvekili listeleri, bunlar son aşamada görüşmek istediği konular muhalefetin. Neden? Çünkü işte bunlar hepsi sıkıntı yaratabilecek başlıklar. Çünkü örneğin Saadet Partisi'nden iki ismi CHP kendi listelerinden 24 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Şimdi muhalefet genişlediğinde Demokrat Parti'den bir ismi de, yani bizzat Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da İyi Parti kendi listesinden meclise taşıdı. Şimdi bu küçük yeni kurulan partilerin meclise nasıl taşınacağı meselesi örneğin bir olası kriz başlığını bize işaret ediyor. Çünkü CHP seçmeni de artık kendi omuzlarındaki yükün bu kadar ağır olmasını arzu etmiyorlar. Yani CHP seçmeni neden milli görüşten 3 milli görüş çizgisinden doğmuş 3 siyasi partiden temsilcilerin tümünü CHP'nin taşıyacağı bir olasılığı reddedecektir, tartışacaktır ya da tepki gösterecektir. Dolayısıyla bu bir tartışma başlığı olarak mesela önümüzde duruyor. Ancak seçim barajı düşürülürse ve bu yeni kurulmuş partiler kendi başlarına, ki Ahmet Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da ilk kuruldukları haftalarda yaptığı açıklamalar, biz genel seçimlere tek başımıza gireriz yönünde açıklamalardı. Ama seçim zamanı geldiğinde, kamuoyu araştırmaları yüzdeleri gösterdiğinde, bu yüzdelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girip girmemeye yetip yetmediği noktasında milletvekilleri listeleri yapılırken ana muhalefetten ve ikinci büyük parti olan İyi Parti'den talepler söz konusu olacak mı? İşte bunlar bir soru işareti meselesi. Bunlar aynı zamanda genel seçimlerde değil, sadece Cumhurbaşkanlığında ittifakla hareket edilmesi gibi bir başka konuşmayı, tartışmayı da beraberinde getiren başlıklar diyebiliriz Can Coşkun. Peki, Yusuf Siyah Cemaat'e tekrar döneyim. Şimdi Yıldız Yazıcıoğlu'nun vurgulamış olduğu gibi %7 barajı bir değişkenlik yaratır mı sizce de? Gelecek Partisi için, Deva Partisi için, Saadet Partisi için, o rafa kaldırılan 3. ittifak artık sadece sol için konuşuluyor yani bugünlerde. Merkez sağ meselesi üzerinde ya da milli görüş gömleği üzerinden böyle bir değerlendirme. Siz katılır mısınız? Böyle bir ihtimali görüyor musunuz örneğin? Bir de şu yönüyle de sorayım. Milliyetçi Hareket Partisi için getirilecek deniyordu hep. Ama ters köşeden bakalım bir de diyor Yıldız Yazıcıoğlu. Böylesi ihtimalleri siz nasıl bakarsınız? Şimdi Türkiye'deki ittifak düzeni, seçim düzeni bunları ikinci plana atmayı mümkün kılacak bir şeyde, yapıda. Yani eğer baraj yüksek kalırsa başka partilerin listelerinden girebilir küçük partiler. Düşerse, ben %7'nin çok şey, kritik bir rakam olduğunu zannetmiyorum. Yani ancak %5'e falan düşerse belki yeni bir ittifak oluşturmak için zemin hazırlanmış olur belki. Yani %7 de aslında yüksek bir baraj. Böyle bir düzenlemenin yetişip yetişmeyeceği de belli değil. Dolayısıyla şu anda çok önemli bir faktör değil bu. Yani bugün için önemli faktör değil. Önemli olan kısmı, demin söylemiştim, bu partiler, muhalefet partileri, şu anda Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ülkeyi yönetiyor. Ekonomi bozuk, başka sorunlar var, haklarla, özgürlüklerle ilgili bir takım sorunlar var. Hiç yönetilmemek daha kötü olabilir. Dolayısıyla muhalefetin Türkiye'yi yönetebileceğini toplumu ikna etmesi lazım.
nasıl yöneteceği konusunda da bir takım ipuçları değil, daha fazlasını vermesi lazım. Böyle bir kendi aralarında böyle bir çalışma yapması lazım. Böyle bir çalışma yapılmadığı sürece demin söylediğim gibi kararsız olan oylar muhalefet partileri